geçmiş yılların konularını tekrar ederek başlayacağız. Şimdi ek kavramından başlayalım. Ekler çekim eki ve yapım eki olmak üzere ikiye ayrılır. Çekim eki eklendiği sözcüğün ya da kökün anlamını değiştirmeyen eklerdir. Kalem derken kalem sözcüğünün herhangi bir değişime uğramadığını görüyoruz. Yapım ekleri derken yapım eki eklendiği sözcüğün ya da kökün anlamını değiştiren eklerdir. Kalemlik kelimesinin kökü kalem. Kalemden kalemlik kalem buyken kalemlik birden fazla kalemlerin içine konulduğu bir e, eşya. Yani lik eki anlamını değiştirdi. Bu yüzden anlamını değiştiren eklere biz yapım ekleri diyoruz. Yapım ekleri değil ama çekim ekleri kendi içlerinde e, ayrılırlar arkadaşlar. Bakalım. İsim çekim ekleriyle başlayalım. 1 ya da A. Hal, durum ekleri. Şimdi biz bunları 6. sınıfta görmüştük. Yalın hal. Yani hiçbir ek yok. Hiç ek yok. Bakın kök demiyorum. Yalın hal derken bir sözcükten bahsediyorum. Yönelme hali. Şu isime, ismin ne olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Makmek, mastar eki alamıyorlardı. Alanlara fiil deniliyordu, alamayanlara isim deniliyordu. Yalın hal, ağaç. yönelme hali AE. İsim isime AE gelecek. Belirtme ıi. Bulunma da de ya da ta te. Ayrılma ya da çıkma hal eki dan, den ya da tan, ten. Bunları bileceğiz arkadaşlar. İsim çekim eklerinde hal ekleri bu kadar arkadaşlar. B. İyilik. Aitlik ekleri. Diğer adı nedir arkadaşlar? Biz bunları karşımıza sahiplik ekleri de olarak çıkmış olabilir. Sahiplik ekleri dediğimiz zaman aklımıza iyilik, aitlik ekleri gelecek. Peki bu iyilik, aitlik ekleri de ne demek? İsmin kime, neye ya da kaçıncı kişiye ait olduğunu bildirir. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. İyilik ekleri kimin sorusuna cevap verir, anlamlı bir cevap verir. Kalemim birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul. Kalemim Kimin kalemi? Benim kalemim. Senin kalemin on on kalemi. Bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri. Bakın arkadaşlar hepsi isimlerle. Tamam mı? Dikkat edin lütfen. Not demiş. E biz az önce hem belirtme hal ekini gördük I, i diye hem de burada dediniz iyilik eki diye, üçüncü tekil kişi diye. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Şöyle ayırt edeceğiz arkadaşlar. İyelik ekindeki ı ile belirtme halindeki olan ı'yı karıştırmıyoruz. Nasıl karıştırmayacağız? Nasıl peki biz bunu ayırt edeceğiz? Eğer onun sözcü şuradaki fiile gelirse iyilik gelmezse belirtme. Nasıl yani? Evi çok uzaktı. Görmeyin. Ev i. E Burada i var. Evi pahalıya almış. E burada da iyi var. Hangisi o zaman iyilik? Hangisi e, belirtme haleki? Bakalım nasıl ayırt edecekmişiz? Şuraya onun sözcüğünü getirecekmişiz. Şuraya. Diyeceğiz ki uzaktı. Kimin evi uzaktı? Onun evi uzaktı. Anlamlı mı? Evet anlamlı. Onun evi dediğimizde anlamlı oldu. Evi pahalıya almış. Kimin evi? Cevap var mı? Yok. E, kimin sözcüğü aklımıza gelmedi. Hemen onun sözcüğü aklımıza gelecek. Onun evi pahalıya almış. Oldu mu? Tabii ki de olmadı. Olmayınca belirtmeyiz. ki olunca iyilik eki almış oluyor arkadaşlar. Çoğul eki zaten varlar Soru eki, mu mu, Biz bunların e, kattığı anlamları bu yılda ben sizlere işlemiştim. Soru mesela bazen zaman anlamı katıyordu, pekiştirme anlamı katıyordu. Tekrar detaya girmedim arkadaşlar. Çünkü bu yıl zaten bunları işledik. Yapı bakımından sözcüklere geçelim. Yapı bakımından sözcükler basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır. Basit sözcük yapım eki alamaz. Çok önemli. Çekim eki olabilir mi? Evet alabilir. Alabilir de almayabilir de. Yalın halde de bulunabilir. Evet. Göz sözcüğü yalın haldeyken gözden düşmek e, deyimindeki gözden, danden ne bu? Ayrılma, çıkma, durum eki almış. Yani çekim eki almış. E çekim eki herhangi bir şey değiştirmiyordu. Basit sözcük. Türemiş. Önemli olan benim burada bilmem gereken yapım eki alması arkadaşlar. Çekim eki de tabii ki de alabilir. Ben size demiştim yapı bakımından sözcükleri anlatırken bu yıl. Çekim ekleri yapı bakımından sözcüklerde etkisiz elemandır arkadaşlar. İster basit de olsun ister türemiş de olsun. Olsa da olur olmasa da olur. Olması ya da olmaması herhangi bir şeyi değiştirmez. Gözlükçü derken kelimenin kökü göz gözden gözlük, gözlükten gözlükçü iki tane yapım eki aldı. Birleşik sözcük neymiş? İki sözcüğün birleşip kaynaşmasıyla oluşan yeni sözcüklerdir. Miras ayrı baş, e, kendi başına ayrı bir sözcüktür. Yedi sözcü de yine ayrı bir sözcüktür. İkisi birleşip miras yedi oldu. Galata, saray, Galatasaray. Bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Peki bunun sorusu nasıl gelebilir öğretmenim farklı olarak? Der ki mesela hangisi sıfat tamlamasıyla oluşmuştur? İsim tamlamasıyla oluşmuştur? Ya da bir anlam bir anlamsız sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuştur diye sözcükler e, soru türleri karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır e, isim çekmeklerinden bahsetmişken isimler konusuna da Artık giriş yapalım. Sözcük türlerimiz 8 tane. Bu sözcük türlerinden 6. sınıfta isimleri işlediniz, sıfatları ve zamirleri işlediniz. Edat, bağlaç, ünlem ayrı bir şey. Tabii ki de onları da işledik. Ama bizim için önemli olan kısım şu anda isimlerle bir başlayalım. İsim. Diğer adı ad. Peki bu isim denen ne? Ne? Biz nelere isim diyoruz? Canlı cansız. Varlıkları ya da kavramları karşılayan sözcüklerdir. Şimdi isimler kendi içerisinde üç ayrılır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu: varlıkların verilişlerine göre bir özel isim. E biz zaten özel ismi biliyoruz ne olduğunu. İki cins isim. Aynı türden olan varlıkların tümüne verilen ortak isimdir. Telefon. Normal telefon var, cep telefonu var, akıllı telefon var. Bir sürü türleri var ama ben bunların genel ortak adına ne diyorum? Telefon diyorum. Çiçek, bir sürü çiçek çeşidi var. Ben her gördüğümde her çiçeğin ayrı ayrı söylüyor muyum ismini? Hayır. Çiçek deyip geçtiğimizde bu yine bunların ortak adı oluyor. Toprak, kalem, dolma kalem var, pilot kalem var, kurşun kalem var, kırmızı kalem var, var da var. Peki ben bunların toplamına ne diyorum ortak adlarına? Kalem diyorum. Bu yüzden bu cins isim. Varlıkların verilişine göre sorduğunda aklımıza iki tane gelecek. Özel mi, cins mi? Ya da tür. Tür de diyebilirler arkadaşlar buna. Varlıkların oluşlarına göre. iki. Varlıkların oluşlarına göre. Bir, somut isim. İki, soyut isim. Peki bu somut isim neydi? Bizim beş tane duyu organımız var değil mi arkadaşlar? Bakın duygu demiyorum. Duygularımızdan bahsetmiyorum. Duyu organlarımızdan bahsediyorum. Göz, kulak, burun, dil ya da dokunma da diyebilirim. Bir de ne var? Tatma. Göz görme, kulak işitme, burun koklama, ten, dil dokunma, tatma. Pardon şuraya dil dedim. Şu dil olacaktı. Burası da deri. Şimdi bizim 5 tane duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramlara biz somut isim diyoruz arkadaşlar. Ses duyuyoruz. Hava yaptığımızda hava, ışık, sis, Sözcükler hep somut isimdir. Soyut isim nedir? Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız, sadece hissettiklerimiz ya da zihnimizde canlandırabildiğimiz, zihnimizde olan şeyler arkadaşlar. Kin, gören, duyan, koklayan, dokunan, tadına bakan yok. Biz sadece bunları hissederiz. Duygularımız, mutluluk, saygı, Allah, iyilik, vicdan örneklerimizi çoğaltabiliriz. 3. Varlıkların sayılarına göre. A. Tekil ya da teklik. Bir tek varlığı anlatır. Çocuk, lale, kalem gibi. B. Çoğul, çokluk. Ben bunu neyle yapıyorum zaten? Lerlerle yapıyorum. Laleler, radyolar, yazılar, ilaçlar gibi. Aklımızı karıştıran şu olabilir. Topluluk isimleri. Topluluk ismi biçim olarak tekil gibi görünse de yani tek bir varlığı ifade ediyormuş gibi görünse de anlam olarak birden çok varlık ve kavramı karşılar. Sürü dediğimiz zaman bir sürü, mesela koyun sürüsü dediğimiz zaman bir sürü koyun olması gerekiyor ki sürü olsun. Orman bir sürü ağacın toplandığı yer. Ekip, 2'den fazla kişinin olduğu takım, ekip, takım diyebiliriz. Demet Düzine, takım, sözcükleri hep nedir arkadaşlar? Topluluk ismidir. Lütfen dikkat edelim. İsimlerde küçültme. Cık, caz, ce, cek, imtrak ya da imsi. Bak ben buraya not düşmüşüm. Her zaman küçültme anlamı katmaz. Acıma, sevgi gibi anlamlarda katabilir. Cık, ufacık, caz, çocuk caz, adam caz. C, iri Bakın iri değil ama iriye yakın. Cek, yavrucak, imtrak, sarımtırak, yeşilimtirak genelde renklerle yapılır. İmsi, mavi gibi arkadaşlar.